Türkiye, dünyada 12 ülke arasına girerek, su üzerinde hiçbir iz bırakmayan hayalet motor üretmeyi başardı. Türk mühendislerinin uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen bu hayalet motor, devjet ile deniz araçlarının su üzerinde iz bırakmadan hareket etmesini sağlıyor. Normal şartlarda denizde hareket eden gemilerin motorları, suyu karıştırarak arkalarında kendi boylarının 20 ila 100 katı uzunluğunda bir iz bırakır. Bu izler, zararsız görünse de özellikle havadan yapılan tespitleri çok daha kolay hale getirir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi ülkeler, sadece bu izleri tespit ederek düşman gemilerinin yerlerini bulmak için askeri uydular geliştirmiştir. Ancak eğer gemilerin bıraktığı bu iz ortadan kaldırılabilirse, savaş gemilerinin havadan ve uzaydan tespit edilmesi zorlaşacak. Ayrıca gemilerin sabit mi yoksa hareket halinde mi olduğu bilgisi de gizlenmiş olacak. Bu amaçla yola çıkan Türk mühendisler, Devjet adını verdikleri hayalet motoru geliştirdiler. Konyalı Devjet firmasının ürettiği bu hayalet motor, ilk etapta küçük boyutlarda üretildiği için tekne ve bot gibi deniz araçlarında kullanılabiliyor. Firma, bu motora destek verilmesi halinde, büyük savaş gemilerine uygun motorlar da geliştirebileceklerini iddia ediyor. Dünyadaki benzer motorlara kıyasla 200 kilogramın üzerindeki motorlara göre 40 kilogram daha hafif olan bu motor, tamamen özgün tasarımıyla suda hiçbir iz bırakmıyor. Elektrikli jet motorunun Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye patentlerini alan firma, bu icat sayesinde savunma sanayinde büyük bir rol oynamaya hazırlanıyor. Türkiye, savunma sanayisinin milli olabilmesi için yerli motorlara sahip olmanın önemini artık öğrendi. Bu nedenle şu anda birçok farklı motor projesi eş zamanlı olarak yürütülüyor. Devletin de desteklediği bu hayalet motor projesi, Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Patentli teknolojiyle geliştirilen hayalet motor sayesinde, Türk donanmasının havadan ve uydudan tespiti zorlaştırılacak. Ayrıca, bu motorların kullanımıyla üretilecek denizaltılar da tespiti imkansız hale getirilebilir. Hayalet motorun küçük versiyonlarının torpido sistemlerine entegre edilmesi durumunda, düşman savaş gemileri torpidoyu ancak patladığı anda fark edebilecek. Bu yerli ve milli teknolojiler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü artırmakla kalmayıp, ihracat konusunda da büyük avantaj sağlayacak. Yerli motor projeleri birer birer envantere girerken, Türkiye'nin savunma alanındaki teknolojik üstünlüğünü perçinleyecek güçlü bir altyapı hazırlanıyor. Türk savunma sanayisinin başarılarına bir yenisi daha eklenmek üzere. Yerli ve milli ana muharebe tankımız Altay'ın yerli motoru da çok yakında göreve hazır hale gelecek. TRT'ye demeç veren İsmail Demir, tank motorunun şu anda test aşamasında olduğunu, İHA motorlarının kullanıma başladığını ve helikopter motorunun ilk prototiplerinin tamamlandığını söyledi. Motor konusunda büyük bir seferberlik içinde olduklarını da ekledi. Savunma sanayi sektörümüz, Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri haline geldi. Motor projeleri üzerindeki yoğun çalışmalar sayesinde, zırhlı araçlardan SİHA'lara kadar birçok yerli sistem, Türkiye'nin savunma gücünü artırmaya hazırlanıyor. Savunma sanayinde motor geliştirme çalışmaları hızla devam ederken, yerli projelerin başarısı Türkiye'yi uluslararası arenada da daha güçlü bir konuma taşıyor. Motor teknolojisinin dışa bağımlılığı en aza indirmesi, hem ekonomik hem de askeri anlamda büyük stratejik avantajlar sağlıyor. Bu kapsamda geliştirilen projeler, sadece savunma alanında değil, sivil denizcilik ve havacılık sektörlerinde de kullanılabilecek potansiyele sahip. Özellikle yerli motorların büyük denizaltılarda, fırkateynlerde ve diğer deniz araçlarında kullanılması, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve operasyonel kabiliyetlerini artıracak. Bu motorların sessiz çalışması ve iz bırakmaması, sualtı operasyonlarında düşman radarlarına ve izleme sistemlerine yakalanma olasılığını ciddi şekilde azaltacak. Devletin bu projelere verdiği destekle birlikte, üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektörde motor geliştirme çalışmalarında aktif rol oynuyor. Giderek daha fazla genç mühendis ve bilim insanı bu projelere katılarak, Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini artırıyor. Türkiye'nin yerli motor projelerindeki ilerlemesi, aynı zamanda diğer ülkelerle yapılan savunma sanayi anlaşmalarını da etkilemeye başladı. Özellikle dost ve müttefik ülkeler, Türk motor teknolojilerine olan ilgilerini dile getiriyor. Bu da Türkiye'ye önemli bir ihracat fırsatı sunuyor. Yerli motorların uluslararası pazarlarda yer alması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını perçinlemekle kalmayacak, aynı zamanda ekonomiye de ciddi katkılar sağlayacak. Yerli motorların başarıyla geliştirilmesiyle birlikte, gelecekte insansız deniz araçları, yeni nesil denizaltılar
ve sessiz gemi motorları gibi daha ileri teknolojilerin de yerli imkanlarla üretilmesi hedefleniyor. Bu projeler hayata geçtiğinde, Türkiye'nin dünya savunma sanayindeki konumu çok daha güçlü bir hale gelecek. Savunma Sanayi Başkanlığı ve ilgili firmalar, sadece motor projeleriyle sınırlı kalmayarak, diğer kritik savunma teknolojilerini de yerli ve milli imkanlarla üretme konusunda yoğun çalışmalar sürdürüyor. Radar sistemleri, füzeler, elektronik harp sistemleri gibi stratejik öneme sahip birçok teknoloji, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla geliştiriliyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu hızlı gelişimi, bölgesel ve küresel güç dengelerinde önemli değişimlere yol açacak. Özellikle yerli ve milli savunma sistemlerinin devreye girmesiyle, Türkiye'nin hem savunma kapasitesi hem de ihracat potansiyeli ciddi bir ivme kazanacak. Bu süreçte ortaya çıkan başarılar, sadece bugünün değil, gelecekteki nesillerin de güvenliğini ve refahını sağlayacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelerin sadece askeri boyutta kalmaması, aynı zamanda sivil ve ticari alanlara da yayılması, ülke için büyük fırsatlar sunuyor. Yerli motor teknolojileri, gemicilik, havacılık ve otomotiv gibi pek çok sektörde de kullanılabilir hale gelecek. Bu sayede Türkiye, sadece savunma değil, aynı zamanda sivil teknoloji alanlarında da dışa bağımlılığını azaltarak küresel pazarda rekabetçi bir güç haline gelecek. Bu yerli teknolojilerin geliştirilmesi, Türkiye'deki mühendislik ve teknik bilgi birikimini de derinleştiriyor. Her yeni proje, daha karmaşık ve gelişmiş sistemlerin geliştirilmesine olanak tanıyan bir bilgi altyapısı oluşturuyor. Bu da Türkiye'yi hem teknoloji üretiminde hem de inovasyonda öncü bir ülke haline getiriyor. Türk mühendislerinin ve bilim insanlarının bu projelerde kazandığı tecrübe, gelecekteki projelerde daha büyük adımlar atılmasını sağlayacak. Savunma sanayi projeleri kapsamında geliştirilen yerli motorlar, Türkiye'nin müttefiklerine ve diğer dost ülkelere de büyük avantajlar sunacak. Türkiye, bu teknolojileri sadece kendi kullanımı için değil, aynı zamanda ihracat için de geliştiriyor. Özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki pek çok ülke, Türkiye'nin yerli motor teknolojilerine ilgi göstermeye başladı. Bu da Türk savunma sanayisini küresel pazarda daha güçlü bir aktör haline getirecek. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli motor projeleriyle yakaladığı başarılar, diğer stratejik alanlarda da yeni fırsatlar yaratıyor. Uzay teknolojileri, yapay zeka destekli silah sistemleri, insansız hava ve deniz araçları gibi yüksek teknoloji alanlarında da Türkiye önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Bu projelerle Türkiye, savunma teknolojilerinde küresel liderler arasında yer almayı hedefliyor. Savunma sanayinde elde edilen bu başarılar, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlama noktasında da kritik bir öneme sahip. Dışa bağımlılığı minimize etmek, Türkiye'nin gelecekteki stratejik kararlarını daha özgürce almasını sağlayacak. Ayrıca, yerli motor teknolojileri sayesinde Türkiye, muhtemel ambargolara karşı da daha dirençli hale gelecek. Kendi motorlarını üreten bir ülke olarak Türkiye, gelecekteki savunma ihtiyaçlarını daha esnek ve bağımsız bir şekilde karşılayabilecek. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta, aynı zamanda bölgesel dengeleri de değiştirebilir. Savunma sanayinde kendine yeten bir ülke olarak Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle daha güçlü ilişkiler kurabilecek, bölgedeki barış ve istikrarın korunmasında daha etkin bir rol oynayabilecek. Özellikle yerli motor projelerinin başarıya ulaşması, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında yeni kapılar açacak ve bu da ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Son olarak, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının ardında yatan en önemli unsurlardan biri, genç mühendisler ve bilim insanlarının bu projelere katılımıdır. Üniversitelerde geliştirilen projeler ve sanayi-üniversite işbirlikleri, yeni nesil teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu sayede, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve inovasyon gücü artmaya devam ediyor. Türkiye, savunma sanayindeki bu ivmeyle hem kendi güvenliğini sağlamlaştırıyor, hem de dünya pazarında güçlü bir aktör haline geliyor. Yerli motor projeleri, bu büyük başarının sadece bir parçası. Ancak bu projeler, gelecekte Türkiye'nin teknolojik liderlik yolculuğunda kritik bir rol oynamaya devam edecek. Yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda atılan adımlar, ülkenin hem savunma hem de ekonomik anlamda büyümesine önemli katkılar sağlayacak.